Bu videoda Peygamberimizin Kur'an'ı beyan etme, açıklama yetkisini belirten ayetleri, mealcilerin beyan ifadesi üzerinde itiraz için ortaya koydukları ayetin kendilerini yalanladığını ve başka ayetlerle iddialarını nasıl çürüttüğümüzü ve bu vesileyle mealcilerin nasıl bir çarpıtma anlayışının olduğunu görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi özellikle mealciler Kur'an'ı istedikleri gibi yorumlamak, bu konuda geniş bir saha bulabilmek için Peygamberimizin Kur'an'ı tefsir etmediği, açıklamadığı, ayeti okuyup görevini bitirdiği gibi bir tavır takınıyor. Böyle iddia ederek tüm tefsir altyapısını ve sahabelerin beyanlarını toptan çöpe atmanın, kendi yorumunu Kur'an diye lanse etmenin önünü açmış oluyor. Şimdi Allahu Teala Nahl Suresi 44. ayette buyuruyor ki ve enzelna ileyke zikra litübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerûn. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerini açıklaman ve düşünürler diye sana da zikri, kitabı yani Kur'an'ı indirdik. Bu ayette geçen beyan edesin diye ifadesi açıklayasın, izah edesin, şerh edesin, mahiyetini ortaya koyasın gibi anlamlara gelmektedir. Mealciler diyor ki, hayır, buradaki beyan etmek gizlemeyip, gizli tutmayıp açıkla yani açığa çıkar demektir. Bunun da delili şu ayettir diyorlar. Ve iz ahadallahu mithaqallezine utul kitabe letubeyyinunnehu linnasi ve la tektumune. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Evet, buradaki iki kelime aynı. Ama bu kişilerin atladığı bir durum söz konusu. O da buradaki beyan kelimesi gizlemenin karşıtı olarak kullanılmamıştır. Yani beyyene kelimesi gizlemenin karşıtı olan, zıt anlamlısı olan bir kelime değildir. Zaten ayette de gizlediğinizi açıklayın demiyor. İnsanlara beyan edin, açıklayın, izah edin ve sakın ha gizlemeyin buyuruluyor. Yani ikisi farklı farklı zikrediliyor. Peki gizlemenin karşıtı, gizlenen bir şeyin ortaya çıkması, açıklanması ayetlerde nasıl ifade ediliyor? Hemen bunları da görürsek konuyu daha iyi anlayacağız inşallah. Bakara suresi 72. ayet-i kerimede ve iz gateltüm nefsen feddâra'tüm fîhâ vallâhu muhricum mâ kuntum tektümûn. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de birbirinizi suçlamıştınız. Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkarıcıdır. Vallahu muhricun. Allah çıkarıcıdır. Mâ küntüm tektümün. Gizlediğinizi ortaya çıkarıcıdır. Bakın burada gizlemekte olunan bir şeyin açığa çıkması, çıkarılması harece kelimesiyle ifade edilmiştir. Yine Nur suresi 29. ayette Vallahu ya'lemu mâ tübdûne ve mâ tektümün. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Gizliyorsunuz aynı şekilde tek tümün. Açıklıyorsunuz ise farklı bir kelime. Tübdüğüne, siz açıklıyorsunuz kelimesiyle ifade ediliyor. Dolayısıyla gizlemenin karşıtı olan açıklama, ortaya çıkartma farklı yerlerde bu şekilde kullanılıyor. Bunların dışında izhar etme, ilan etme gibi kelimeler de kullanılır. Beyyene kelimesi ise Kur'an'ın farklı yerlerinde izah etmek, detay vermek anlamında kullanılır. Daha önce de bunları söylemiştik. Bakara suresi 69'da Galu du'u lena rabbeke yübeyyillene mâ levnühe. Musa aleyhisselama diyorlar ki o sığır olayında Rabbine dua et, onun rengi nedir? Bize onu beyan etsin, açıklasın. Yine hemen sonraki ayette قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا Rabbine dua et, bize beyan etsin, açıklasın. O nedir? Onun mahiyeti nedir? Bize bu konuda detay versin. Yine aynı kelimeyle ifade ediliyor. Detay vermek, izah etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla لِتُبَيِّنَ kelimesinin gizleme veya gizlemenin karşıtı açıklamayla alakası yoktur. İzah etme, şerh etme gibi açıklama anlamına gelir. Bu ayeti başka bir ayet daha geniş kapsamla teyit ediyor. Bakara suresi 151, Ali İmran 164, Nisa 113 hep benzer ayetlerdir. Bakara 151. ayette Kema erselnâ fîkum rasûlen minkum. Aranızdan size bir peygamber gönderdik. Yetlû aleykum âyâtinâ. Size ayetlerimizi okuyor. Daha önce de söyledik. Ayetleri getirip işi bitmiş olsaydı sadece buraya kadardı. Okur ve kenara çekilirdi. Ve yüzekkîküm,
sizi arındırıyor. Batıl ve şirk inançlarından ve manevi olarak sizi arındırıyor. Size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine daha önce söyledim. Allahu Teala peygamberine öğretici vasfı yüklüyor. Öğretmen ne demek? Bir öğretmenin görevi nedir? Ders kitabını hem okur hem de öğrencilerine izah edip akıllarındaki şüpheleri giderir. Sorularına cevap verir. İşte peygamber de aynı şekilde ashabına bu Kur'an'ı öğretmiş, nasıl anlaşılacağını hem anlatarak hem yaşayarak göstermiştir. Ayet devam ediyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Yine size daha önce bilmediklerinizi de öğretiyor, bildiriyor. Bakın kitabı okuması, kitabı öğretmesi bunlar ayrı ve yine hiç bilmediklerini bildiriyor. Yani bütün bunlardan şu açıkça ortaya çıkıyor ki Hazreti Peygamber Kur'an'ı okumuş, tefsir etmiş, izah etmiş, şerh etmiştir. Peki nasıl şerh etmiştir? Bunların kısımları vardır. Mesela hafizu ala salavati ve salatil vüsla, namazlara, özellikle orta namaza dikkat edin ayeti buyruluyor. Ayetteki orta namaz nedir? Bir kapalılık var. Gecenin ortası mı, gündüzün ortası mı? Neyin ortası, orta namaz nedir? Peygamberimiz bunun ikindi namazı olduğunu beyan etmiştir. İnşallah bu konuyu da farklı bir video ile ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla mealcilerin beyan çarpıtması da bu şekilde izhar olmuş, ortaya çıkmış ve açıklanmış oluyor.